Arkadaşlar merhabalar. Video konu anlatımlı dersimize devam ediyoruz. Bu hafta Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi'nde denizlerde hakimiyet mücadelesini işleyeceğiz. Konu başlıklarımız Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin kurulması, coğrafi keşifler ve Osmanlı Devleti'ne etkileri, Hint deniz seferleri, Atlantik ülkelerinin Akdeniz'e nüfuz etme çabaları. Hint deniz seferlerini geçen haftaki konumuzda anlatmıştık. Bu hafta kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak Osmanlı Devleti neden denizlerde faaliyet göstermek zorunda kalmıştır diye bir soruyla başlayalım. Osmanlı Devleti kurulun kurulduğundan beri gerek Anadolu toprakları üzerinde gerekse Rumeli ve Balkanlarda sınırlarını genişleten bir devlet olmuştur. Tüm bu sınırlarının genişlemesi Osmanlı'yı denizlere ulaştırmış. Denizcilikle uğraşan beyliklerin Osmanlı himayesine alınmış olması Fetihlerde donanmadan yararlanılma isteği, Anadolu kıyılarının güvenliğinin sağlanmak istenmesi ve son olarak deniz ticaretine hakim olmak istenmesi Osmanlı'yı denizlerde faaliyet göstermeye iten sebepler olmuştur. İlk konumuz Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin kurulması. Osmanlı Devleti ilk ne zaman donanma sahibi olmuştu diye soracak olursam arkadaşlar. Orhan Bey döneminde Karasoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla ilk kez donanma sahibi olmuştu. Karasoğulları Beyliği'nin ardından Candaroğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhan oğulları gibi beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle birlikte Osmanlı donanması gelişmiştir. Yine Orhan Bey döneminde Karamürsel'de bir tersane açılmıştı. Yıldırım Beyazıt döneminde Gelibolu'da yeni bir tersane daha inşa ediliyor. Çelebi Mehmet döneminde ilk kez Venediklilerle Osmanlı Devleti bir deniz savaşı yapıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise İstanbul'un fethi sırasında yaklaşık 400 gemiden oluşan bir deniz gücü oluşturuluyor. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi, Kırım ve Kefe'nin fethedilmesi Osmanlı donanmasından faydanın, faydalanıldığının göstergesidir. Bu gelişmeler sonucunda özellikle Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanması sonucunda Karadeniz bir Türk Gölü haline getirilmiş ve Osmanlı'nın e, denizlerdeki gücü artmıştır diyebiliriz. 2. Beyazıt döneminde Osmanlı donanması Avrupalı devletlerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Karadeniz'de Kili ve Akkerman kalelerinin alınmış olması, Akdeniz'de Modon, Koron ve İnebahtı'nın alınması Osmanlı hakimiyet alanını güçlendiren gelişmeler arasındadır. Yavuz Sultan Selim döneminde Haliç'te yapılan tersane daha da geliştirilerek tersaneyi amire kurulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı donanması için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu dönemde donanma daha da güçlendirilmiş, geliştirilmiş ve altın çağını yaşamıştır diyebiliriz. Osmanlı Devleti kanuni döneminde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın tamamını ele geçirmiştir ve bölgedeki hakimiyetini güçlendirmiştir. Coğrafi keşifler ve Osmanlı Devleti'ne etkileri Osmanlı Devleti zamanla İpek ve baharat yollarının denetimini eline geçirmiş olması Avrupalı devletleri yeni ticaret yolları aramaya sevk etmiştir. Başta İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa'nın kaderini değiştirecek olan gelişme coğrafi keşiflerin başlamasına zemin oluşturmuştur. Özellikle açık denizlere çıkılmış olması, İspanya ve Portekiz krallarının denizcileri cesaretlendirmeleri coğrafi keşiflerin başlamasında neden olacaktır. Tek tek Coğrafi keşiflerin sebeplerini belirttiğimizde ilk olarak pusulanın ortaya çıkması, coğrafya bilgisinin artması, cesur ve maceracı gemicilerin bulunması, açık denizlere dayanıklı yelkenli ve hızlı gemilerin yapılması, uluslararası ticaret yollarının, ipek ve baharat yollarının Osmanlı hakimiyetine girmiş olması, Avrupa'daki kralların güç kazanma isteği, Hristiyanlığı Avrupalı devletlerin yeni coğrafyalara, farklı coğrafyalara yayma düşünceleri ve Batılıların Asya'ya ait olan zenginlikleri aracısız olarak batıya taşımak istemeleri olarak sıralayabiliriz. Yapılan gelişmeler sonucunda arkadaşlar birçok yeni kıta önemli kaşifler tarafından keşfedilmiştir. Coğrafya, coğrafi keşifleri anlatan bir harita arkadaşlar. Kaşiflerin nereleri keşfedildiği harita üzerinde gösterilmiş. Bunlara tek tek değinecek olursak ilk olarak Bartelomea Diası görüyoruz arkadaşlar. Afrika'nın en güney ucuna kadar ulaşarak, bölgeye Fırtınalar burnun adını vermiştir Barthelemy Dias. Fakat e, kendi ülkesine döndüğünde Portekiz Kralı buranın adının Fırtınalar Burnu değil Ümit Burnu olması gerektiğini söyleyince e, Barthelemy Dias'ın keşfettiği e, Güney Afrika'nın ucu Ümit Burnu olarak adlandırılmıştır. İkinci olarak arkadaşlar Christophe Colomb'un e, İspanya'dan sürekli batıya doğru gidilirse Doğu Hindistan'a ulaşacağının ortaya atması üzerine bir gelişme yaşanıyor ve Kristof e, Kolomb Bahama adalarına kadar ulaşıp buranın Doğu Hindistan olduğunu belirtiyor. Ancak Kristof Kolomb yeni bir kıta keşfettiğinin ve bu kıtanın Amerika kıtası olduğunun farkında olmaması üzerine keşfini tamamlıyor ve Bahamadalarına kadar ulaşıyor. Üçüncü gelişme John Cabot arkadaşlar Kanada'da Hudson kıyılarını keşfetmiştir. Vösküdük Gama Ümit Burnu'nun bulunmasından 2 yıl sonra Afrika'nın güney ucuna kadar ulaşmış ve bu bölgeyi takip ederek Hindistan e, ticaret yolu deniz yolunu bulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Amerika Vespucci'ye baktığımızda Kristof Kolomb'un ardından e, Amerika Vespucci eee Kristof Kolomb'un gittiği yolu takip ederek oranın aslında Hindistan değil, yeni bir kıta olduğunu ortaya koyuyor ve bulunan yeni kıtaya Amerika Vespucci'nin adı verilip Amerika kıtası olarak bulunuyor. Bir diğer gelişme Hernan Cortes'in buluşudur arkadaşlar. E, Meksika'yı keşfetmiş ve burada bulunan Aztek uygarlığına son vermiştir. Magellan ve Delcano'nun yapmış oldukları gelişmeler var arkadaşlar. Magellan ve Delcano e, Büyük Okyanus'ta ilerlemişler ve e, Pasifik Okyanusu'na kadar ulaşmışlardır. Okyanusu aşan Magellan Filipinlere kadar gelmiş ancak e, sefer sırasında yolculuk sırasında ölmesi üzerine Magellan'ın başlattığı yolculuk Delcona tarafından tamamlanmış ve e, dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. Bir diğer gelişme Ambragro Pizarro'nun. Peru'da e, Peru'yu keşfetmesidir. Peru'nun keşfiyle de yine bölgede bulunan İnka uygarlığına son verilmiştir. Son olarak Jaguas Carter var arkadaşlar. kartiyede e, Kanada'da Labrador'u keşfediyor. Coğrafi keşiflerin sonuçları da önemlidir. Onları belirtecek olursak uluslararası ticaret yolları değişmiştir. Yeni kıtalar bilinmeyen bölgeler keşfedilmiştir. İpek ve baharat yolları önemini kaybederken Atlas Okyanusu'nda bulunan limanlar önem kazanmıştır. Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş götürülmüş. Böylece Avrupa'nın ekonomisi güçlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik önemi azalmış, enflasyon görülmüştür. Coğrafi keşiflerle beraber kilisenin söylediği bazı bilgilerin yanlış olduğu anlaşılmış ve kiliseye duyulan güven sarsılmıştır. Hristiyanlık yeni alanlara yayılmıştır arkadaşlar. Keşfedilen yeni bölgelerde Hristiyanlık yayılma imkanı bulmuştur. Son olarak da arkadaşlar ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve bu sınıf zenginleşmiştir. Bir de sanata ve bilime önem veren Mesen sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu Mesen sınıfının ortaya çıkması arkadaşlar ileride Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasına öncülük etmiştir. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'nin etkilerine baktığımızda Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne olan bağımlılığın azaldığını görüyoruz. Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi Osmanlı devletinde ticaret gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Keşfedilen bölgelerden Avrupa'ya taşınan değerli madenler zamanla Osmanlı ülkesine girmiş ve Osmanlı devletinde para birimi olan akçenin değer kaybetmesine yol açmış ve Osmanlı devletinde enflasyon görülmüştür. Aynı zamanda İpek yolu üzerinde bulunan birçok Türk hanlığı ekonomik kaybı uğradıkları için Rusların denetimini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Yaşanan coğrafi keşiflere karşı Osmanlı Devleti bazı önlemler almıştır arkadaşlar. Bunları belirtelim. Süveyş Kanalı ve Don Volga projeleri gerçekleştirilmiş Sokulu Mehmet Paşa tarafından. Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle savaşlar yapılmış ancak üstünlük gösterilememiştir. Akdeniz limanlarını tekrar canlandırma amaçlı Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmiştir. Hint deniz seferleri düzenlenmiştir. Tekrar belirtecek olursak arkadaşlar coğrafi keşifleri tablo üzerinde üstteki kısım coğrafi keşiflerin nedenleri. Gemicilik sanatındaki ilerlemeler, coğrafya bilgisinin ilerlemesi, ticaret yollarının Müslümanların elinde bulunması, pusulanın pusulanın gelişmesi ve cesur gemicilerin yetişmiş olması coğrafi keşiflerin nedenleriydi. Alt kısımda coğrafi keşiflerin sonuçlarına yer vermiş. Keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı, kiliseye duyulan güven azaldı. Keşfedilen yerlerde yeni bitki ve hayvan türleri tanındım. Avrupalıların keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmeleriyle birlikte sömürgecilik başladı. Ticaret yolları değişti. Avrupa'da ticaretle uğraşan bir sınıf ortaya çıktı. Burjuva sınıfı. Soylular güçlendi arkadaşlar. Pardon. Soylular güç kaybettiler. Burjuvalılar güçlendi. Bir de arkadaşlar mesel sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte sanatta ve kültürde önemli gelişmeler sağlandı. Tüm bunlar da ileride yaşanacak olan Rönesans'ın doğmasına zemin hazırladı. Karşifleri tekrar edelim. Portekizli Bartelmi Diaz tarafından Ümit Burnu keşfedildi. Kristof Kolomb, Amerika kıtasında buldu ancak yeni bir kıta bulduğunun farkında değildi. Vöskü Dugama, Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaştı ve Hint deniz yolunu buldu. Amerika Vespucci, Kristof Kolomb'un yolundan gitti. Ancak buranın Hindistan değil, yeni bir kıta olduğunu duyurdu ve Amerika kıtasına onun adı verildi. Magellan ve Delkoan arkadaşlar yapmış oldukları yolculuk sonucunda dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamışlardı. Hint deniz seferlerine bakalım. Bunu işlemiştik arkadaşlar. Kısaca üzerinden geçelim. Yine bu konunun içerisinde Hint deniz seferlerine yer verilmiş. Hint deniz seferleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde toplamda 4 sefer olmak üzere Hindistan üzerine yapılan seferlerdir. Nedenleri arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşifler sonucunda e, olumsuz etkilerini giderme amaçlı yapmış olduğu bir faaliyettir. Bir de bölgede bulunan yani Hindistan'da bulunan Müslümanların Osmanlı Devleti'nden yardım istemeleri üzerine sefer yapılmıştır. Seferlere Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis, Seydal Reis katılmış ve e, coğrafyacıların aynı zamanda kaptan deryaların bölgede e, çok etkin olmamalarından dolayı seferler başarısız olmuştur. Seferlerin başarısız olan olma, olmasında diğer etkenlere baktığımızda bölge halkının Osmanlıya e, destek sağlamaması. Osmanlı gemilerin açık denizlere dayanıklı olmaması, bir de arkadaşlar Osmanlı'nın e, Hint deniz seferlerine gereken önemi vermemeleri olarak sıralayabiliriz. Kızıl deniz üzerinden arkadaşlar e, Hindistan ulaşılmaya çalışılmış, bir de Basra körfezi üzerinden yine Hindistan'a seferler düzenlenmeye çalışılmış. Ancak dediğimiz gibi sefere katılan kaptan deryaların donanma komutanlarının bölge üzerinde çok hakim olmamaları seferin e, çok başarılı olmamasına yol açmıştır. Toplamda 4 sefer düzenlendi dedik. Hint deniz yolu ticareti Osmanlı egemenliğine alınamamıştır. Buna rağmen arkadaşlar birçok alan Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yemen, Sudan, Habeşistan, Elitre e, Osmanlı egemenliğine girmiş. Kızıl Deniz bir Türk gölü haline getirilmiştir. Arkadaşlar haritada bakalım. Kızıl Deniz bir ara denizdir ve onun çevresinde bulunan önemli yerler Osmanlı hakimiyetine girince Kızıl Deniz arada kalan bir Türk gölü haline gelmiştir ve Osmanlı hakimiyetine dahil olmuştur. Arap Yarımadası üzerinde de yine hakimiyet alanımız genişletilmiş ve tamamen Osmanlı e, egemenliğine girmiştir. Atlantik ülkelerinin Akdeniz'e nüfus etme çabaları bir diğer konumuz. 16. yüzyılda arkadaşlar yoğun olarak Osmanlı Devleti Atlantik ülkeleri olan İspanya, Portekiz, Hollanda ve İngiltere ile birlikte Akdeniz'de mücadeleler yaşamıştır. Osmanlı-İspanya rekabetinde e, ortak denize jeopolitik konum açısından önemli olan Tunus dikkat çekiyor. Tunus'ta devletlerin hakim olma mücadelesinde Osmanlı devleti başarılı olacak. Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Tunus'ta Osmanlı hakimiyeti sağlanacak. Bunun üzerine... E, İspanya'nın desteklediği, yani İspanya öncülüğünde Osmanlı Devleti'ne karşı bir haçlı donanması oluşturulacak. Andrea Dore, Doria karşısında Osmanlı donanması bir deniz savaşı yapacak. Yapılan savaşta Preveze Deniz Savaşı adını ver, verecekler ve bu donanma Osmanlı donanması karşısında büyük bir bozguna uğratılacak. 28 Eylül 1538'de yapılan savaş arkadaşlar Türk donanma günü olarak da kutlanmaktadır onu da belirtelim savaş sonrasında Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti güçlenmiş ve ele geçirilmiştir diyebiliriz ee, Türk denizcilik Türk deniz tarihinde, Türk denizcilik tarihinde Preveze Deniz Savaşı dönüm noktasıdır arkadaşlar. İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası'nın fethedilmesi Osmanlı hakimiyetinin arttırdığını, Osman hakimiyetini arttırmıştır diyebiliriz. 2. Selim döneminde Venediklilerin elinde bulunan Kıbrıs adası ele geçirilmiş ve Kıbrıs adasının alınması üzerine tekrar Avrupalı devletler bir araya gelerek Haçlı donanması oluşturmuşlardır Osmanlı Devleti'ne karşı. İspanya, Portekiz ve Venedik gibi devletlerin katıldığı Haçlı donanmasında arkadaşlar Osmanlı Devleti İnebahtı yakınlarında yakılmıştır. Osmanlı donanmasının ilk kez yakıldığı yer İnebahtı'dır ve Osmanlı donanması maalesef yakılmıştır. Bunun üzerine savaşta etkin güç olan Sokulu Mehmet Paşa'nın söylemiş olduğu bir söz var arkadaşlar. Siz yine bahtıda donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal yerine daha gür çıkar. Ancak biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik ifadesini kullanmıştır. Osmanlı İspanya arasındaki mücadele Tunus'ta tekrar devam etmiş arkadaşlar. Ancak yine Osmanlı Devleti tarafından Sokulu Mehmet Paşa döneminde Tunus'ta Osmanlı hakimiyeti sağlanmıştır 1574 yılında Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arkadaşlar tarihte dört kez Osmanlı donanması yakılmıştır birincisi İnebahtı İnebahtı da 1571 yılında Haçlı donanması tarafından yakıldığını söyledik ikinci gelişme Çeşme'de yaşanmış 1770 yılında Ruslar tarafından Osmanlı donanması yakılmıştır. Üçüncü olay Navarin'de 1827 yılında yaşanmıştır. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar Rusların birlikte oluşturduğu bir donanma tarafından Osmanlı gemileri yakılmış arkadaşlar. Ancak burada bize sadece Rusları vermiş. Siz İngiltere ve Fransa'yı da unutmayın. Dördüncü gelişme ise arkadaşlar Sinop Baskınında yaşanmış yine Ruslar tarafından Osman, Osmanlı donanması yakılmıştır. Devam edelim. Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında yaşanan Akdeniz'e hakim olma mücadelesi Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nda devam etmiştir. Ee, özellikle Kuzey Afrika'da bulunan Fas'ın Osmanlı hakimiyetine dahil olması ile birlikte Portekiz donanması ile Osmanlı arasında... Vadi Sel Savaşı yaşanmıştır. Vadeysel Sel Savaşı'nda Osmanlı donanması başarılı olmuş. Savaşta Sokol Mehmet Paşa öncülük etmiştir. Savaşta Osmanlı'nın galip gelmesi sonucunda Osmanlı'nın sınırları Atlas Okyanusu'na kadar ulaşmıştır. Ve savaşta Portekiz Kralı hayatını kaybetmiştir. Bunun ardından Portekiz eski gücünü artık denizlerde kaybedecek ve sömürgecilik rekabetinde geri plana Geri plana düşecektir. Hollanda 16. yüzyıla kadar İspanya'nın hakimiyetinde kalan bir devlettir. E, İspanya'dan ayrılarak bağımsız olan bir konuma gelmiştir. 16. yüzyıl ve 17. yüzyılın başlarından itibaren de Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmış ve ekonomik imtiyazlar kazanarak Akdeniz'de bulunan etkinliğini arttırmak isteyen bir devlet olmuştur. İngiltere'ye baktığımızda 16. yüzyıla kadar İngiltere'nin güçlü bir donanmaya sahip olduğunu görüyoruz. 17. yüzyıldan itibaren arkadaşlar İngiltere donanma anlamında çok daha fazla güçlenmiş ve rakibi olan Avrupalı devletleri saf dışı bırakmış. İspanya, Portekiz, Fransa gibi güçlü donanmaya sahip olan devletler İngiltere tarafından saf dışı bırakılmıştır. Ve dünyanın birçok yerinde yeni sömürgeler elde etmiştir. Bu özelliği yönüyle de İngiltere için üzerinde güneş batmayan ülke kavramı kullanılmıştır. Zamanla İngiltere Kuzey Afrika'da da sömürgeler elde etmeye başlamıştır. Bu hafta işlediğimiz konularla ilgili birkaç sorularımız var onlara da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir? Avrupa'nın doğunun zenginliklerine ulaşma isteği, pusulanın geliştirilerek kullanılması, açık denizlere dayanıklı yelkenli gemilerin yapılması, Hristiyanlığı yayma isteği, Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi. Genel itibariyle soruya baktığımızda Adana, Bolu, Ceyhan ve Denizli şıklarının arkadaşlar coğrafi keşiflerin sebeplerinden olduğunu görüyoruz. Ancak Edirne şıkkı coğrafi keşiflerin sonuçlarındandır. Akdeniz limanları yeni ticaret yollarının bulunmasıyla önemini kaybetmiştir. Bir diğer sorumuz Doğu'nun zenginliğinin ele geçirilmek istenmesi, yeni ticaret yollarının bulunmaya çalışılması, Hristiyanlığı yayma düşüncesi gelişmelerinden hangileri coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olmuştur? Coğrafi keşifler Avrupalı devletler tarafından yaşanan bir gelişmeydi ve Avrupalı devletler Doğu'nun zenginliğini, özellikle Asya'nın zenginliğini ele geçirmek isteyeceklerdi. Yeni ticaret yolları bulmak istiyorlardı. Aynı zamanda yeni bulmuş oldukları yerlere de Hristiyanlığı götürmek istiyorlardı. O yüzden her üç öncülümüzü de kabul edebiliriz sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Bir Hint deniz ticaret yolunun yolunun denetim altına alınamaması, 2. Basra Körfezi Kızıl Denizi Habeşistan'ın Osmanlı denetimine girmesi, 3. Yemen, Elitre, Sudan ve Aden'in alınmış olması gibi Hint deniz seferleri sonuçlarından hangileri Osmanlı devleti için olumsuz sonuçlar doğurmuştur demiş. Arkadaşlar Osmanlı devleti Hint deniz seferlerinin e, coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerinden kurtulma amaçlı düzenlemişti. Hint Deniz Ticaret Yolu maalesef e, çok da fazla önem verilmemesinden dolayı e, başarılı bir sefer olmamıştı. Yani birinci öncülümüz Osmanlı Devleti için olumsuz bir gelişmedir. Ancak 2 ve 3'e baktığımızda Osmanlı Devleti sınır anlamında genişlediğini görüyoruz. Yani hakimiyetini, egemenliğini bu bu bölgelerde sağlayarak güçlendirmiştir diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız bir Adana'dır. Bir diğer sorumuz, co coğrafi keşifler Avrupa'nın zenginleşmesine, sanata ve bilime değer veren mesen sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? Batı medeniyetinin güçlenmesinde İslam medeniyetinin katkısı vardır. Coğrafi keşiflerle Avrupa'da sosyal sınıflaşma başlamıştır. İktisadi koşullar bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Mesen sınıfı Avrupa'daki sosyal sınıflaşmaya karşı mücadele etmiştir. Sanat ve bilim alanındaki gelişmeler reform hareketlerine sebep olmuştur. Şimdi Coğrafi keşifler sonucunda bir mesen sınıfı ortaya çıkmıştı. Bu mesen sınıfı sanata ve bilime değer veren kişilerin oluşturduğu bir sosyal sınıftı arkadaşlar. O yüzden ekonomik gelişmeler beraberinde sanata ve bilime değer veren bir sınıfı ortaya çıkarmıştı. Bu da ileride yaşanacak olan Rönesans hareketlerinin temelini oluşturmuştu dedik. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C H. şıkkı olur. İktisadi koşullar bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri de hızlandırmıştır. Son sorumuzdayız. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır. Bunları sıralamıştık arkadaşlar. Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerin etkisinden kurtulmak için kapitülasyonlar veriyor. Avrupalı devletlere Süveyş kanalı ve Don Volga projelerini gerçekleştiriyor. Ve Hint deniz seferlerini düzenliyordu. O yüzden her üç öncülü de doğru cevap olarak alabiliriz. Bu haftalık dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.